Harika Bilim'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Programımızda sizlere bilim ve teknoloji dünyasından en son gelişmeler aktaracağız. Kanserle mücadelede geliştirilen yeni tekniklerden, yeni bulunan hayvan türlerine, dünyaya yaklaşan göktaşlarından, milyonlarca yıl öncesine ait hayvan fosillerine kadar birbirinden ilgi çekici gelişmeleri konuların uzmanlarıyla sizin için görüştük. Haberlerimize geçmeden önce Hazreti Ali'nin şu sözünü hatırlayalım. Bilim alçaktakileri yükseltir, bilgisizlik yüksektekileri alçaltır. Şimdi biz de düşünce ufkumuzu yükseltmek için bu ayki bilim turuna başlıyoruz. Kanser tedavisinde yeni ilaç. İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği Shilop 7-4 isimli ilaç, geleneksel kanser tedavi yöntemlerinden farklı bir işleyişe sahip. Bugüne kadar bilim adamları kanserle mücadelede genellikle kanserli hücreyi hedef alan yöntemler izliyorlardı. Bu yeni ilacın hedefi ise kanserli hücrelerin etkisiyle zayıflayan vücut bağışıklığını güçlendirmek. Böylece kanserli hücrelere karşı vücudun kendi savunmasını yapabilmesini sağlamak. Biliyorsunuz vücudumuzdaki en akıllı sistemlerden birisi bağışıklık sistemidir. Vücutta kanserli bir hücre çoğalmaya başladığında vücut savunma sistemleri hemen devreye girer. Makrofajlar ve T hücreleri müthiş bir hızla ve organizasyonla daha kişi hiçbir şeyin farkında değilken kanserli tümörü yok etmeye başlarlar. Çoğu zaman da başarılı olurlar. Ancak kanser hücreleri bir anlamda anarşisttirler. Hiçbir kural tanımazlar. Durmaksızın çoğalmaya, dolaşım ve lenf sistemlerine sızarak vücudun diğer bölgelerine ulaşmaya çalışırlar. Artık bu noktada dışarıdan müdahale gerekir. Yeni geliştirilen ilaç bugüne kadar 26 hasta üzerinde test edildi ve oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Bu nedenle Avrupa Birliği bu çalışmada bilim insanlarına kaynak olarak 5 milyon euro ayıracağını duyurdu. Bu yeni ilacın hedefi vücudumuzun harika savunma işleyişini yeniden yapılandırmak. Bir anlamda savunma stratejilerine düşmanın sahip olduğu potansiyele uygun olarak daha etkin yöntemler eklemek. Laboratuvar çalışmalarını yürüten Profesör Doktor Martin Glenny bu aşıyla bağışıklık hücreleri artırılarak kanser hücrelerini hedef almalarını sağlanabileceğini söyledi. Sıradaki haberimiz kanser tedavisinde çok olumlu sonuçlar doğurabilecek yeni bir teknoloji. Tek bir hücreyi görüntüleyebilme özelliğine sahip süper ince kamera. Endoskopi yöntemiyle vücudun içini mini kameralarla incelemek, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde bir çığır açtı. Şimdi bilim insanları bir adım daha ileri giderek bu mini kameraları saç teli inceliğinde üretmeyi başardılar. Bu süper ince kamerayla beynin de incelenmesi sağlanacak. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Profesörü Joseph Kahn ve ekibi tarafından geliştirilen teknoloji, vücut hücrelerinin mikro düzeydeki muhteşem yapısını çok iyi bir çözünürlükle ekrana yansıtabiliyor. Peki bu kameranın avantajları nedir? Türk beyin cerrahı Dr. Oktar Babuna'ya bu yeni teknoloji kameranın beyin ameliyatlarında ne gibi avantajlar sunduğunu sorduk. Böyle bir teknolojinin tabii ki çok büyük faydaları olacaktır. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde doktorlara zaman kazandırmanın yanında teşhiste hata riskini en aza indirmek. Çünkü bu kameranın önceki teknolojilerden farkı tek bir hücreyi bağımsız olarak görüntüleyebilmesi. Her biri yaklaşık olarak milimetrenin binde biri, bazen yüzde biri büyüklüğündeki hücrelerimizin içinde sıra dışı muhteşem bir işleyiş vardır. Sadece hücre çekirdeğinin zarından çift yönlü olarak saniyede 500 molekül geçişi olur. Buradaki kompleks trafiği daha iyi canlandırabilmek için şöyle bir benzetme yapalım. Bir otoban gişesinden her iki yöne doğru saniyede 500 araç aynı anda geçsin. Ancak bu öyle kusursuz bir geçiş olsun ki bir saniye içerisinde 500 aracın hiçbiri birbirine çarpmasın. Diğerinin yolunu ihlal etmesin. Yolda tıkanıklık oluşturmasın. Kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin her birinde tek bir saniye içinde bu kusursuz trafik akışı devam ediyor. Şimdi bir hücrede anormallik olduğunda tabii ki bunu en başta görebilmek amaç. Yani hücresel düzeyde. Oysa günümüzdeki teknolojilerde mesela kanser tümör oluştuğunda yarım santim boyutuna veya bir santim boyutuna eriştiğinde ancak teşhis edebiliyoruz. Oysa bu kamerayla beyindeki hücrelerin damarların içerisine girerek diğer hassas dokularda daha en baştaki aşamalarda anormallikleri tespit etmek, hastalıkların teşhisi koymak mümkün olacak.
Yeni gelişen bu teknolojiler yaratılışımızdaki sanatı en mükemmel şekilde ortaya koyuyor. Dünyaca ünlü matematik profesörümüz Cahit Arf diyor ki, bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler. İşte bu nedenle bilimsel gelişmelerle bizler Allah'ın yarattığı sistemlerdeki kusursuzluğu daha iyi anlıyoruz. Bu da Allah'a duyduğumuz sevgiyi, mutluluğu daha da artırıyor. Dolayısıyla Sayın Arf'ın da belirttiği gibi bu düşünce çizgisindeki toplumların refah ve mutluluk seviyesi yüksek oluyor. Sıradaki haberimiz paleontoloji dünyasından. Kanada'da 50 milyon yaşında bir akrep sineği fosili çok iyi korunmuş şekilde bulundu. Şimdi detayları izleyelim. Kanada'nın British Columbia eyaletinin Amerika sınırına yakın Cache Creek bölgesinde 50 milyon yıllık akrep sineği fosili bulundu. British Columbia, Simon Fraser Enstitüsü'nden Bruce Archibald ve ekibinin yürüttüğü çalışmada ortaya çıkarılan bu soyu tükenmiş akrep sineği fosili Eosen dönemine ait. Günümüzde 4 familyası tükenmiş olan akrep sineklerinin halen yaşayan 2 familyası bulunuyor. 50 milyon yıl olduğu gibi kalması şaşırtıcı değil mi? Mecoptera takımına dahil olan akrep sineklerine bu ismin verilmesinin nedeni iğne yandıran organlarıdır. Ancak dişilerde iğne görünümlü bu organ bulunmaz. Yeni bulunan 50 milyon yıllık bu akrep sineği fosili, canlının aradan geçen milyonlarca yıla rağmen aynı kaldığını, yani herhangi bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor. Bakın, genel yapısından kanatlarındaki desene kadar her iki sinekte de birbirinin aynısı. Aralarında 50 milyon yıllık bir dönem farkı var. Ancak herhangi bir evrimleşme, yani farklılık yok. Sineklerle devam ediyoruz. Ancak bu kez hepimizin yakından tanıdığı ızıltılarıyla yaz akşamını sembolü sivrisinekler. Fransız bilim insanlarının yaptığı bir çalışmayla sivrisineğin kan emişi detaylı olarak ilk defa görüntülendi. Şimdi Fransa'daki Paris Pasteur Araştırma Enstitüsü'nün kaydettiği görüntüleri izliyoruz. Sivrisinek, iğnesini canlının bedenine nüfuz ettirdikten sonra itinayla içeride kan damarını arıyor. Burada dikkati çeken sivrisineğin iğnesinin doku içinde çok rahat hareket edebiliyor olması. Sinek, damara ulaşmak için iğnesini istediği açıda büküyor ve hücrelerin arasında adeta sondaj yapıyor. Damara ulaştıktan sonra iğneyi batırıp kan emmeye başlıyor. Sivrisineğin emiş gücü o kadar yüksek ki kan müthiş bir akımla sineğin ağzına doğru ilerliyor. Kimi zaman bu yüksek vakum gücünden dolayı damarların içe doğru çöktüğü görülüyor. Bu çalışmayla sivrisineğin damardaki kanı emme süresinin ortalama 4 dakika olduğu tespit edildi. Müthiş! Sivrisineğin iğnesi klasik bir tüp gibi görünmesine rağmen aslında lebium adı verilen, içinde kompleks araçlar bulunan bir kılıfla kaplıdır. Videoda bu kılıfı göremiyoruz. Çünkü sivrisinek avını ısırdığında bu kılıf kıvrılır ve içindeki 6 ayrı parçadan oluşan muhteşem mekanizma ortaya çıkar. Bu parçalardan 4 tanesi bıçak görevi gören, deriyi kesmeye yarayan ince liflerdir. Videoda iğnenin damara girmesi esnasında bu kılıfın yana kaydığını görüyoruz. Kılıf açıldıktan sonra muhteşem dişli bıçaklar ortaya çıkıyor. Bu bıçaklar deriyi keserken aynı zamanda dokuya tutunmasını da sağlıyor. Böylece sinek bu araçlardan güç alarak diğer parçalarını avın derisine doğru iyice ilerletebiliyor. Videoda tek bir parça gibi gördüğümüz iğne mikroskop altında incelendiğinde aslında iki paralel tüpten oluştuğu görülüyor. Bu tüplerden bir sineğin tükürük salgısını aşağıya doğru gönderirken diğer tüp kanı sivrisineğin kendisine doğru pompalar. Evet, gördüğümüz gibi burada detaylarda gizli ve muhteşem bir yaratılışla karşı karşıyayız. Sivrisinekteki bu muhteşem işleyişi bilim insanları çok defa incelemişlerdi. Ancak ilk kez gördüğümüz bu görüntülerle kayıt altına alındı. Sivrisinekleri inceleyen tıbbi entomolojist Dr. James Logan, bakın bu videoyu izledikten sonra yaşadığı şaşkınlığı nasıl ifade ediyor.
Görüntüleri izleyince samimi olarak çok şaşırdım. Sivrisineğin iğne parçalarının bir kılıf içinde saklı olduğunu biliyordum. Bunları gerçek zamanlı olarak izlemek harikaydı. İğnenin sert bir yapı olduğu düşünülür. Çünkü iğne gibi cilde batması gerekir. Ama aslında bu yapı son derece esnektir ve tamamen kontrol edilebilir. Sineğin vücudundaki bu harikalar beni her zaman hayretler içinde bırakıyor. Bilim insanlarının şaşkınlıklarını gizleyemedikleri bu yeni görüntüler, böcekler dünyasındaki harikalıkların gizemini biraz olsun çözmeyi başardı. Ancak sivrisineğin bu muhteşem araçları verimli şekilde nasıl kullandığı sorusu hala kapsamlı bir araştırmayı hak ediyor. Sırada bakterilerin dünyasından bir haber var. Işık yayan bakteriler acaba geleceğin alternatif aydınlatma sistemlerine ilham kaynağı mı oluyor? Amerika Birleşik Devletleri, Wisconsin Üniversitesi'nden 3 öğrenci, bakteri ve meyve sineklerinin bulunduğu cam tüp içindeki bir kapalı ekosistemde elektrik enerjisi olmaksızın ışık üretmeyi planlıyor. Bu çalışmada öğrenciler, ateş böceği gibi ışık yayan canlılardan aldıkları genetik kodu meyve sineklerine kopyalayacaklar. Böylece cam tüpün içinde doğal bir ışık kaynağı oluşabilecek. Ancak bu mekanizmanın devamlılığını sağlayabilmesi için kapalı sistem içerisinde hem ışığı kullanarak besin üreten hem de atıkları imha eden bakterilerin bulunması gerekiyor. Çalışmayı yürüten Zeykin ve arkadaşları tüm bunları elde edildikten sonra kendilerini bekleyen en büyük problemi şöyle açıklıyor. Meyve sineklerine aktarılan ışık yayma bilgisine sahip genetik kodların yeni üreyen sineklere aktarılamaması. Çünkü bir canlıda yaratılıştan var olmayan ve sonradan eklenen genetik kod, üreme yoluyla bir sonraki nesle aktarılamaz. Genetik bilgi ancak canlının üreme hücrelerine eklenirse bir sonraki nesle aktarılabilir. Şimdi Zeykin ve arkadaşları bu en büyük engeli aşmak için yeni yöntemler üzerine çalışıyorlar. Şimdi sırada bu ayın en ilgi çeken bilim videosu var. Hep beraber izliyoruz. Sıradaki haberimiz astronomi dünyasından. NASA, dünyamız için tehdit oluşturan gök cisimlerin bir haritasını yayınladı. Şimdi izleyelim. NASA, bilinen tüm potansiyel tehlikeli gök taşlarının yörüngelerini gösteren bir grafik yayınladı. En az 140 metre çapındaki bu gök taşlarının yörüngeleri, dünyaya yaklaşık olarak 7,5 kilometre mesafede. Bilim adamları, potansiyel tehlikeli gök taşları sınıfına dahil edilen bu gök cisimlerinin sayısında son yıllarda belirgin bir artış gözlemlendiğini kaydettiler. NASA ve diğer kurumlardaki astronomlar bu tehlikeli gök cisimlerinin gelecekte dünyanın yakınından geçip geçmeyecekleri ve dünyaya vurma olasılıkları hakkında daha kesin tahminlerde bulunabilmek için sürekli incelemelerde bulunuyorlar. NASA'dan yapılan açıklamalara göre bu gök taşlarının 100 yıl içinde dünyaya çarpması beklenmiyor. Ancak bilim adamları gelecek yıllar için bir güvence veremiyorlar. Geçtiğimiz yıl ortasında atmosferde parçalandıktan sonra Rusya'ya küçük parçalar halinde düşen meteorlar halkta bir hayli heyecan yarattı. Son olarak da 2013 yılının son günlerinde ABD'nin 7 eyaletinde birden görülen bir meteor amatör kameralar tarafından kaydedildi. Şimdi bu görüntüleri izleyelim. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan çilek ailesine bir tür daha katıldı. Peki bu türün özellikleri ne?
Amerika Birleşik Devletleri, Oregon'da yeni bir çilek türü bulundu. Tarımsal Araştırma Merkezi'nden bilim insanı Kim Hammer, bu yeni çileği Oregon'daki Cascade Dağları'nın yüksek yamaçlarında keşfetti. Bu çileğe Cascade çileği adı verildi. 900 ila 1500 metre yükseklikte yetişen bu çilek türü, Temmuz'un başında çiçek açıyor ve Ağustos ayında 2 hafta içinde meyveleri olgunlaşıyor. Dünyada bilinen 20'den fazla çilek türü var ve şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu çileklerin hepsinde ortak bir özellik var. Yapraklarının dizilimindeki 2/5'lik oran. Dünyanın neresine giderseniz gidin, elinize aldığınız bir çileğin yapraklarında bu oranla karşılaşırsınız. Bilim adamları bunu altın oran olarak adlandırıyorlar. Çilek yaprakları matematiksel olarak Fibonacci serisi olarak bilinen özel bir dizilime sahiptirler. Altın oran adı verilen ve orta çağın en etkili matematikçisi Fibonacci'nin bulduğu bu sayı diziliminin özelliği, dizdeki sayılardan her birinin kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. Bu gördükleriniz Fibonacci dizisi. Şimdi bu rakamların ne ifade ettiğine bir göz atalım. Bu dizilimde önceki her iki sayının toplamı dizilimde bir sonraki sayıyı belirler. 1 ile 1'i topladığımızda 2, 2 ile 1'i topladığımızda 3, 3 ile 2'yi topladığımızda 5, 5 ile 3'ü topladığımızda 8. Ve bu sıralama bu şekilde devam eder. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 şeklinde ilerlemektedir. Bu dizideki sayılar bir öncekine bölündüğünde birbirine çok yakın sayılar elde edilir. Örneğin 3'ü 2'ye böldüğünüzde 1,5, 5'i 3'e böldüğünüzde 1,6, 8'i 5'e böldüğünüzde 1,6 sonucu elde ederiz. Seride 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı altın oran olarak adlandırılan 1,618'dir. Çilek yapraklarının diziliminde de Fibonacci rakamları hakimdir. 2/5. Bu oran Oregon'da yeni bulunan çilek türünde de bahçenizdeki çileklerin yapraklarına da aynıdır. Diğer bitkilerin yaprak dizilimindeki oranlara baktığımızda da karşımıza yine Fibonacci rakamları çıkıyor. Örneğin badem ağacının yapraklarının dizilimi 5/13, böğürtlenin 1/3, ıhlamur ağacının 1/2, armut ağacının ise 3/8'dir. Şaşırtıcı ama gerçek. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm ıhlamur ağaçlarının yaprak diziliminde bu oran aynıdır. Bu muhteşem oranı bir yaratılış harikası olarak bitkilerin yanı sıra doğadaki birçok canlıda görmek mümkün. Şimdi geçmişe, tarih öncesine gidiyoruz. Günümüzde artık yaşamayan Neandertallerin dünyasına. Neandertal insanının yaşam tarzı ile ilgili bugüne dek çok fazla bilgi toplandı. Son bulgu ise onların deri işlemesindeki başarılarını ortaya koyuyor. Fransa'da Neandertallerin yaşadığı bir kazı alanında yapılan çalışmada bilim insanları çok özel bir alet buldu. Bu alet günümüzde de en kaliteli deri üreticilerinin kullandığı lisuva olarak bilinen perdah aletinin bir benzeri. Bu alet deriyi parlatmak ve su geçirmez hale getirmek için kullanılıyor. Kazı alanında aynı aletten 4 adet bulundu ve bunların yaklaşık 51 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Bugüne kadar yapılan arkeolojik araştırmalarda elde edilen bulgular, Neandertallerin gelişmiş bir sosyal hayata sahip olduklarını gösteriyordu. Ancak son bulgu bu bilgiyi bir adım öteye daha taşıdı. Bilim insanları, Neandertallerin bu teknikleri aynı dönemde Avrupa'da birlikte yaşadıkları günümüz insanlarından öğrendiklerini düşünüyorlardı. Ancak yeni bulunan bu alet 51 bin yıllık. Günümüz insan ırkına ait iskeletin Avrupa'da bulunma tarihi ise en erken 43 bin yıl önce. Bu şu anlama geliyor. Neandertaller henüz günümüz insan ırkıyla karşılaşmadan önce Avrupa'da bu alet tekniklerini biliyor ve kullanıyorlardı. Bu kazı çalışmasında ortaya çıkan sonuç bizlere Neandertallerin günümüz insanı gibi zeki, sosyal, üretken bir insan ırkı olduğunu gösteriyor. Deriyi bu kadar ince ve kaliteli işleyerek giysi yapımından barınak yapımına kadar pek çok alanda kullanmış olduklarını tahmin etmek pek de zor değil. Şimdi Neandertallerin dehasına dair basında çıkmış haberlere bir göz atalım.
Bu gördüğünüz 2008 yılı Ağustos ayına ait önde gelen bilim sitelerinden bir haber. Başlık şöyle: yeni bulgu aptal neandertaller mitini çürüttü. Sırada 2010 yılı Eylül ayı. Yine bir bilim haberi. Başlık şöyle: neandertaller düşünülenden daha gelişmiş. Araştırmalar modern insanlar gibi yeniliğe ve uyuma açık olduklarını gösterdi. Ve üçüncü başlığımız. Bu başlık da 3 Aralık 2013 tarihli. İngiliz gazetesinde yer alan başlık şöyle: neandertallerin evleri toplu ve düzenliydi. Antik barınak, yaşam alanlarının mutfak ve yatak odası olarak dikkatlice ayrıldığını ortaya çıkardı. Ve diğer başlıklar. Araştırmalara göre neandertaller modern insanlar gibi konuşabiliyordu. Neandertaller aynı bizler gibi. Neandertaller aptal değillerdi. Kime aptal diyorsunuz? Neandertaller muhtemelen mağara ressamlarıydı. Bilimsel bulgular gösteriyor ki neandertaller sanılanın aksine zekice düşünülmüş araçlar üretecek kadar yaratıcı, müzik, resim gibi sanat dallarına düşkün, toplumsal ilişkileri oldukça kuvvetli bir insan ırkıydı. Bakalım sırada ne var? Sadık dostlarımız köpekler hem fedakar hem de müthiş yetenekliler. Ancak böyle bir yeteneği ilk defa görüyoruz. Ve şimdi geçtiğimiz yıl kendisiyle ilk kez karşılaştığımız sevimli bir canlı var. Rakuna benzeyen, internette kısa sürede fenomen olan bu sevimli canlıya bir göz atalım. Bilim adamları son 35 yıldır ilk kez bir memeli türü keşfetti. Bu minik memeli cinsi geçtiğimiz Ağustos ayında Ant ormanlarında Doğa Tarih Müzesi'nden Christopher Helgen ve meslektaşları tarafından keşfedildi. Bilim adamlarının Olingito adını verdikleri bu canlı ilk kez 2006 yılında görülmüş ancak yakalanamadığı için tanımlanamamıştı. 16 kemikten oluşan bir iskelete sahip olan bu canlının kemikleri ve kafatası küçük, dişleri ise büyük. İskelet sistemi rakuna benzeyen bu memeli türünün dışarıdan ev kedisiyle yavru ayı karışımı bir görünümü var. Her yıl binlerce yeni türün keşfedilmesine şaşırmamak gerekiyor. Çünkü bilim insanlarının tahminlerine göre dünyada yaşayan 10 ila 12 milyon canlı türü var. Bu rakama mikro dünya dahil değil ve şu ana kadar ancak 2 milyon tür tanımlanabildi. Rakamlar şaşırtıcı. Canlılığın yaratılışındaki çeşitlilik tek bir kelimeyle hayranlık uyandırıcı. Evet, bu ayki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki programda yepyeni konular ve birbirinden ilgi çekici haberlerle inşallah karşınızda olacağız. Hoşçakalın.